Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu bugün bir basın toplantısı yaptı. Gene bu hafta Babacan da konuştu ilk olarak. Yeni parti girişimiyle ilgili iki önemli gelişmeydi. Davutoğlu Babacan açıklamaları üzerinden programa başlayalım. Şimdi Davutoğlu basın toplantısını yaptı ve dikkatimi çeken AK Parti yönetimi AK Parti'yi tasfiye etti dedi. Benim oradan çıkarttığım manşet cümle buydu. Sizin manşetleriniz ne? Onu da soracağım söylediklerinden. Yeni bir şey aslında yoktu ve benim görebildiğim kadarıyla AKP'yle olan ilişkisi açısından Davutoğlu istediği şekilde gidiyor. Önce kendisi ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettirdi. Arkasından da istifa ediyorum dedi ki seçmen tabanına da AKP tabanına da ne yapayım başka çare bıraktırmadılar getirdi. Evet bu Davutoğlu'nun açıklamalarını nasıl görüyorsun? Bu sefer değişiklik yapıyoruz. Adem senden başlayalım. Sen ne diyorsun? Sen nasıl gördün Davutoğlu'nun açıklamalarını? Evet, yine klasik bir şey. Zor soruları bana sorarak başlıyorsun. Kesinlikle. Davutoğlu'nun konuşması şekli, hani bu tip olaylarda şekil de önemlidir, içerik kadar. Yani sembolik değerleri olan şeyler siyasette bu tip durumlar. Toplantıyı nerede yaptığı, hangi kanallar verdi, ne kadar medyada yer aldı, toplantı esnasında kimler yanındaydı, toplantı sonrasında kimler neredeydi, bunları da bir görmek lazım. Yani Tabii. birkaç milletvekili, yani AKP'nin en üst İşte bu nedenle seviyesinde bir görev. Ankara gazetecisiyle başlamak istiyoruz. Bu doğru Yok, değerli. tabii şöyle, Arkadaki yani adamların bakışları çok korku dolu bakışlarla bakıyorlardı ekrana ya. Ben şimdi hani şöyle düşünün, çok yani tedirgin bir halleri vardı. Dışişleri Başkanlığı, Genel Başkanlık, Dışişleri Bakanlığı, Genel Başkanlık, Başbakanlık, Başbakan Danışmanlığı yapmış birisi partiden istifa ediyor. İstifa etmek için basın toplantısı düzenleyecek yer bulamıyor. Sadece bir çalışma ofisine gidebiliyor. Kendi çalışma ofisi olarak kullandığı bir yer var Ankara'da. Yayınlayan televizyon kanalı Halk TV dışında görmedim. Baktım özellikle sağda Ya solda bizim bir şey bu var mı diye. Haber TV dediklerimiz ya neydi o? CNN Türk, NTV, Haber Türk hiçbir şekilde gündemlerine girmedi. Evet. Hemen Haber canlı yayın değeri aslında yapıl... görmemişlerdi. He? Nasıl dedin daha? Haber değeri görmemişlerdi. Evet. Yani haber Sıkıysa değeri görsün haber görmemişler öyle demişti. değeri. Haber değeri Yani görmedik diye. Sıkıysa görsün. Sputnik'in yayın yönetmeni ne demişti? Haber değeri görmedik demişti bu tip Tabii olaylarda. Burada da tabii aynı tabii. şey söz konusu. Yani bu da kaderin cilvesi. Davutoğlu döneminde bizim gazetelerimiz, televizyonlarımız kapatıldı. Şimdi çıkacak kanal bulamıyor. İşin ayrı bir boyutu. Parantezi kapatalım. Konuşması, yani gördüğünüz zaman yani ne beklersiniz? Yani başbakan kurucu, yani yöneticisi olduğu partiden istifa ediyor. Başbakan pozisyonunda olmuş birisi. Davutoğlu her zaman o troikanın içerisinde yer almış, devletin zirvesinde yer almış bir isim olarak istifa ediyor ama medyada yer alamıyor. Gündemlere bakıyorsunuz. Söyledikleri şeyin ben bir iki yerde tamamına yakın bölümünü gördüm. Onun dışında internet sitelerinde bile doğru düzgün haber olarak giremiyor. İşte Türkiye'nin realitesi bu. Hani mesela bir detay çok dikkatimi çekti. Oligarşik bir grubun parti yönetimini ele geçirmesinden bahsediyor. Ya istifa ederken bile isim vermekten korkuyor. O da ayrı bir trajik bir durum. Yani senin darbeye maruz kalman, yani Davutoğlu darbeyle uzaklaştırmış bir başbakan. Pelikan darbesiyle Ama uzaklaştırıldı. AKP seçmeninin psikolojisi açısından siyaseten doğru bir davranış değil mi? Şimdi AKP seçmenini ki Erdoğan'ın etki alanında onlar. Erdoğan'a direkt kafadan çarpmıyor. Ali Babacan'da da aynı üslup vardı. Etrafında dönüyorlar. Etrafında dönüyorlar sürekli. Bu siyaseten günümüzdeki Türkiye'deki siyaset açısından, siyaset günümüz Türkiye siyaset mantığı açısından doğru değil mi? Ya bence biraz korkuyu yansıtıyor. Korku Yani yansıtıyor. siyaset mantığı Günümüzün tak. açısından. Yani şimdi bunu daha sonra konuşalım. CHP'li belediye başkanlarının saraya koşa koşa gitmesi de aynı şey sorun. Ya kardeşim sorunun kaynağı Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan'ın rejimi, Erdoğan'ın yönetim anlayışı, Erdoğan'ın yaptıkları. Sorunun kaynağını meşru hale getirerek sorunu çözemezsiniz. Şimdi o belediye başkanları toplantısı ayrı bir konu. Ama buradaki hadisede bir parantez açacağım, o da şu. Hatırlarsınız eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin istifa ederken 2017 şey 2013 sonrası 17 Aralık'tan sonra bir cümle kullanmıştı. Tırnak içinde aktarıyorum. Kim olduklarından ve niyetlerinden emin olunamayan dar oligarşik bir kadro. Ha, Tırnağı dar kapatıyorum. oligarşik. Bir nefis bir tanımdı. Kim olduklarından ve niyetlerinden emin olunmayan dar oligarşik bir kadro. Kapatıyorum tırnağı. Aynı cümleyi işte 6 sene sonra Davutoğlu da söylüyor. Bu da enteresan bir durum. Hani Ama Davutoğlu aynı şey, açısından aynı muğlaklıkla. evet ama yani kastedilen belli.
Orada bir Berat Albayrak'ın da içinde olduğu bir yapı var ve bu yapı parti falan değil. Orada dar oligarşik bir kadro var. Bunlar her şeyi yapıyor, her şeyi yönetiyor. Parti yöneticilerinin parti kurullarına falan bir etkisi kalmadı AK Parti'de. Ve AKP'ye dönüşme süreci dediğimiz şey gerçekleşmiş oldu. Hani diğer söylemleri, yani Davutoğlu'nun diğer söylemleri, Babacan'ın söylemleri gibi herkesin altına imza atacağı birçok şey. Çoğulculuk, çok seslilik, farklılıklara saygı vesaire. Ya bunlar olması gereken şeyler zaten. Tabii. Ama şu realite söz konusu. Yani Davutoğlu ülkenin başbakanlığını yapmış, teorisyenliğini yapmış isimlerden bir tanesi istifa ediyor. Yanında bir avuç insan var. İstifasını verecek televizyon kanalı yok. İnternet siteleri daha haberini vermiyor. Bence AKP yönetici, AKP'de siyaset yapmış isimlerin bu tabloya bakıp bir düşünmesinde fayda var. Evet. Peki Doğan, senden devam edeyim. Davutoğlu'nun cesur olmayan diyelim. Yani etrafında dolanarak Babacan gibi, Babacan da aynı bu haftaki röportajında Karar Gazetesi'ne zannediyorum değil mi? O röportaj verdi. Evet, Karar'daydı. O da etrafında dönüyor. Yani asla Erdoğan'ın aleyhine bir söz direkt olarak söylemiyor. Bu, sen bunu nasıl, bu korkaklık mı yoksa günümüzün siyaset mantığı açısından akıllıca bir iş mi? Yani korkaklığın payı olduğu muhakkak. Bazı açılardan siyaseten böyle olması da anlaşılabilir bir şey. Ama ortada bir oligarşik yapı falan filan yok. Ortada var olan tek realite Erdoğan ve Erdoğan diyemedikleri için oligarşik yapı diyorlar. Yani oligarşik yapının sosyolojisi yok. Siyasi terminolojisi yok şu anki olup biten şeyde. Erdoğan'a bağlı bir klik. Partide olan her şey tamamen Erdoğan'ın kontrolünde. Kavgalar da Erdoğan'ın kontrolünde partide. Yani düşünün ki Arınç'la parti yöneticileri arasındaki kavga da, Mehmet Metinler'in yazdığı şeyler de Erdoğan'dan cesaret almasa yapabilir mi böyle bir şey? Bütün her şey Erdoğan'ın göz yummasıyla, izniyle oluyor partide. Hala her şey öyle oluyor parti içerisinde. Bence talimatıyla, göz yummasından ziyade. Evet, tabii yani bence de öyle, talimatıyla. Şimdi bir oligarşik yapı yok ama söylediğin şey önemli. Bence Davutoğlu'nun açıklamalarında en dikkat çekici şey AK Parti'yi bir şu anki yönetim tasfiye ediyor. Hayır, AK Parti şu anki yönetimi tasfiye etmiyor. Fehmi Koru birkaç yıldır yazıyor bunu. Devlet AK Parti'yi tasfiye ediyor. Bildiğimiz AK Parti'yi, eski AK Parti'yi, kuruluş dönemindeki AK Parti'yi tasfiye ediyor diye yazıyor zaten. AK Parti tasfiye oldu. Yani en alakası isimlerden bunu bir tanesi. Erdoğan'a rağmen mi yapıyor devlet? Erdoğan'ın başka çaresi yok. Erdoğan birçok açıdan ittifak etmiş, anlaşmış, bir pazarlık yapmış. Bazı açılardan rehin olmuş durumda ve bunu yapmak zorunda. Hatta bugün enteresan bir şey gördüm. Hatta Özal'ın Gazete Duvarlı yazısında güzel bir şey var. Diyor ki bundan sonraki süreç bildiğimiz anlamda AK Parti'nin olmadığı bir AK Parti dönemi açıyor Erdoğan muhtemelen diyor. Bu önemli bir şey. Yani bildiğimiz referansları, bildiğimiz kadroları, bildiğimiz söylemi ile bir AK Parti değil. Erdoğan buna da hazırlık yapmış gibi görünüyor. Yeni bir AKP, yeni bir Erdoğan rejiminin temellerini eski referanslarına hiç müracaat etmeden de yapıyor olabilir. Davutoğlu'nun Adem'in söylediği şeyle hakikaten önemli. Yani partinin genel başkanısı, partinin hocası diye biliniyordu, düşünün. Yani özellikle İslamcı cenahta reis ve hoca güzellemeleri yapıyordu. O hoca bugün kameralara karşısına çıkamıyor. O hoca hain ilan ediliyor. O hoca konuştuğu zaman hiç kimsenin umurunda olmuyor. Ama dediğim gibi yani önemli. Parti içerisinde bir etki alanı mutlaka var. Tabanda etki alanı mutlaka var. AKP içerisinde, AKP bağlamında Davutoğlu'nun söyledikleri ve yapacakları bir etki oluşturabilir. Bu potansiyeli taşıyor ve başta işte acaba bazı şeylerle anlaşmayla geri partiye döner mi? Hayır, köprüler atıldı. Artık kendi yoluna gidecek ama anlaşılan o ki Babacan ve Gül Partisi kadar etkili olmayacak. Orada da aynı şey var. Gül ve Babacan usluplar birbirine çok benziyor. Yani gördü CHP ve İmamoğlu mesela son seçimde gördü. Direkt Erdoğan'ı hedef alan hiçbir seçim kampanyası, Türkiye'nin siyasi şartları, Türkiye'nin medya ortamı ne ile ilgili olursa olsun başarı kazanmıyor. Biz de görmezden gelmeyi yeğledik Erdoğan'ı diye açıklamıştı. İmamoğlu'nun kampanya yöneticileri çok akıllıca bir stratejiydi. Şimdi sanıyorum onu yapıyor. Babacan da biraz onu yapıyor ama bu AKP içerisinde aynı sonucu verir mi? Göreceğiz. Fakat senin sorduğun soruyla bitireyim. Bir korkunun izi var mı? Tabii ki var. Çok açık korkunun izi var. Ve gerçekten Gül'ün, Davutoğlu'nun, Babacan'ın yarın herhangi bir gerekçeyle tutuklanmayacağının garantisi ver diyen herkes yalan söylüyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şimdi, bu isimler tutuklanabilirler yani.
Doğan, devlet AKP'nin içini boşaltıyor. AK Parti AKP'leştiriyor. Tamam. Ama aynı devlet şimdi yeni çıkacak olan partilere ve liderlere karşı tutumu nasıl olacak diye başlık açacakken sen her an tutuklanabilir de ifade ettin. Bu bir sence... ihtimal olarak söylüyorum. Böyle bir tutuklanma güçlü bir olasılık olarak gördüğümden söylemiyorum. İhtimal olarak bu ihtimal var. Ve belki şeyi söylemek lazım. Devlet Türkiye'de yekpare değil. Şu an bile yekpare değil. Zaten en sanıyorum hatalı analiz varsayım Türk siyasetine yönelik ya da Türkiye'deki devlet geleneğine yönelik tek parçalı bir yapı olduğunu varsaymak olur. Hayır. Hala güç dengesi değişmiş ve güç dengesi birkaç yıl öncesine kadar olan gruplarda, kliklerde değilse bile güç dengesi ne kadar değişirse değişsin tek parçalı bir devlet yapısı yok. O nedenle Erdoğan da devlet içerisinde bulabildiği kliklerle anlaşma yapıyor. Ve şu an çok açık ki sermaye çevrelerinden bürokrasiye, devlet içerisindeki belirli o sağ jargonun çok sevdiği tabirle odaklara varana kadar Babacan'ın da destek aldığı yerler var ama hala hazırda Erdoğan iktidarda tutmaya yetecek ve başkan olarak devam etmesini bir süre daha muhtemelen sağlamaya yetecek kadar devlet içerisinde Erdoğan'ın desteği de var. Tek parçalı bir devlet yapısı üzerinden düşünmemek lazım. Peki Adem sen bu soruya ne diyorsun? Yani Erdoğan'ın ortağı olan ulusalcı dediğimiz devlet zihniyeti yeni çıkan partilere, Babacan Partisi'ne, ne bileyim Davutoğlu Partisi'ne, ismini bilmiyoruz, karşı tutumları ne olur? Onlara yönelik bir operasyon mu planlarlar? Onları içine çekme yöntemi mi uygularlar? Ne yapar sence? Şimdi bizim bu konuda tabii geçmiş tecrübelere bakmak lazım. Buradaki geçmiş tecrübeler bize şunu gösteriyor ki işte daha az önce Doğan'ın söylediği gibi tutuklanma riski, soruşturmaya konu olma riski, başlarına kötü şeylerin gelme ihtimali riski, Türkiye'de siyasetçilerin başına da kötü şeyler geliyor. Sadece gazetecilerin, akademisyenlerin değil. Örnekleri var bunun, Yazıcıoğlu örneğinde olduğu gibi. Kötü şeylerin başına gelmemesi ihtimali, şey gelmesi ihtimalini de düşündüğünüz zaman devlet şöyle çalışıyor. O bildiğimiz o kendini devletin sahibi olarak gören yapı. Önce demokrasinin kılıcı gibi bir takım iddiaları kafalarında sallandırıyor. Hatırlayalım daha yakın tarihli Meral Akşener örneğinde. Yani Meral Akşener'in cemaate bakışı ortada. Meral Akşener'i bile FETÖ çuvalının içerisine atıp önce bir terbiye ettiler. O da sürekli her mikrofonu eline aldığında kendinin FETÖ'cü olduğunu, tırnak içinde söylüyorum, FETÖ'cü olmadığını anlatmaya çalıştı. Bütün, yani 40 yılın başında bir ekrana çıktı, onu da bununla geçirdi. Yani bu açıdan şu anda Davutoğlu'na aynısını yapacaklar. Yani onu demokrasinin kılıcı gibi kafasına sallanan bir takım şeyler olacak. Sürekli soldan. Yani savunmada bıraktırma taktikleri bunlar. Yani bunun sonrasında her şeye rağmen Davutoğlu ya da işte Babacan'ın siyasi hareketi bir sonraki aşamaya geçebilirse oradan sonra başka taktikler geçiyor. Burada şu hatırlatmayı yapayım. Hani kamuoyu o konuyu yeterince anlayamadığı önemini. Özel kuvvetlere girilmişti hatırlarsınız Bülent Arınç'ın evinin izlenmesi olayından sonra. Ya Türk siyasetinde halihazırda piyasada siyaset mekanizmasında, medyada, sivil toplumda ve sıradan esnaf içerisinde tonlarca özel kuvvet mensubu var. Bu tip insanlar o eski gladio yapılanmasının uzantıları hala devam ediyor. Bunlar vazgeçilmiş, deşifre edilmiş, tasfiye edilmiş falan değil. Evet. İhtiyaç hissettikleri anda onları devreye sokacaklar. Yani hiç şaşırmayın böyle işte bir siyasi parti yöneticilerinden bir tanesinin böyle bir yapının mensubu olması ve o partiyi manipüle etmesi ya da o partiyi yönlendirmek için bir takım roller alması. Ben onları ileriki aşamalar olarak görüyorum. İlk aşama olarak yapacakları şey Davutoğlu'nu ve Babacan'ı sürekli savunmada bırakmak. Sürekli savunmada bırakma taktiği. Sürekli kendilerini savunmak zorunda evet. Kalacaklar. Sürekli işte yok biz FETÖ'cü değiliz, yok cemaatçi değiliz demek zorunda bırakacaklar. Kupayla için geçen Çin'den bir okuyucu dedi ki izleyicisi abi size Çin şey göndereceğim dedi 30 dakika hala bekliyorum göndermedi göndersek de şöyle bir 30 dakikayla içsen yani 30 artıyla tamam, içsen. Abi gönder 30 dakika reklamı olsun şey olsun ne yapalım yani ya şaka bir tarafa benim boğazım çok kuruyor ben içmek zorundayım yoksa konuşamıyorum. Tamam. Yok. Beyaz dengesi karışıyor senin kameranın açısından. Bence Babacan'ın röportajını da buraya bağlayalım bence. Bağlayalım. Babacan'ın, tabii buna da Babacan'ın röportajı da önemliydi. Yani Babacan çok az konuşan birisi. Oldukça az konuştu ve uzun bir röportaj verdi Karar Gazetesi'ne. Oldukça da geniş yer aldı. Önemli şeyleri vardı orada. Yani aslına bakılırsa şöyle.
bir kısmı hariç, yani birkaç cümlesi hariç herkesin altına imza atacağı bir röportaj. Yani bir kısım şeylerinden kastım, o geleceğim o bölüme. Yani çoğulculuk, şu anda yaşanan sorunlar, tek parti yönetimi, işte hukukun, anayasanın işlememesi vesaire, bunların hepsi sanki bir muhalefet partisi tarafından söylenmiş gibi şeyler. Hani Babacan da bir muhalif hareket başlattığı için beklenen şeylerdi. Ama evet, orada şunu da görmek lazım. Yani o da lafı etrafından dolaşıyor. Yani sorunun kaynağı, sorunun kendisi bizzat Erdoğan rejimi ve Erdoğan yönetimi. Yani onun adını koymuyor, etrafından dolaşıyor, bunları çözeceğiz, edeceğiz vesaire. Ama Erdoğan rejimin söylemlerini de devam ettiriyor. Yani yine mesela bu FETÖ söylemi, şunda bunda. Ya kardeşim, şimdi Babacan yıllar boyunca bu partinin en üst noktalarındaydı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmış bir isimdi. Ben TR24 öyle bir yazı yazdım. Ya bu süreçlerin şahitleri yaşıyor. Yani 17-25 Aralık sürecinde neler olduğunu Babacan çok iyi biliyor. Babacan biliyor ki 17-25'teki iddialar doğruydu. Kendisine bağlı Halk Bankası'nda kevgire dönmüştü. Rüşvetler havada uçuşuyordu. Valizlerle rüşvet taşınıyordu. Babacan biliyordu bunları. Şimdi bunları bildiği halde orada bunları doğruymuş gibi kabul edip terör örgütü söylemine devam ediyor. Ya sen bir siyasi hareket başlatan bir lider adayısın. İktidarın söylemleriyle iktidara karşı mücadele edemezsin herhalde. Bunun farkında değil. Ya da bu da o demokrasi kurucu korkusu. Yani gerek Davutoğlu gerek Babacan'ın AKP içerisinde neler olup bittiğine dair yeni şeyler söyleme ihtimalleri bile aslında heyecanlı bir durum. O bayağı siyaseti karıştırır. Yani onların söylemesi etkili olur AKP tabanı üzerinde. Yani o dönemde dönen dolaplar, mesela CHP'li dese o kadar etki olmaz CHP dese. Ama onlar işin içerisindeydi ve neyin ne olduğunu, senin dediğin gibi işte orada Halkbank'ta neler olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bunları konuştukları an işte o zaman AKP içerisinde çok şeyler değişecek.